İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan heyetinin Sevr şehrine ziyareti. 28 Ocak'ta Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Ordu Günü'nü kutluyor. Ermeni uğurtular depreme karşı kilitli taş kullanmış. Trump ve Erdoğan, Libya'da ateşkes ile Suriye'deki şiddetin durdurulması konusunu görüştü. Türk askeri konvoyu Suriye sınırını aştı ve İdlib'in güneyine doğru ilerliyor. Nahiri Hohikyan'ın Batı Ermenistan hakkındaki filmi, Ermenistan Cumhuriyeti Ağaç Projesi. 25 yılda Ermenistan Cumhuriyeti'nde 6 milyon ağaç diktik. Batı Ermenistan. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, milletvekilleri Vrej Abrahamyan, Bassam Tahan ve Leonardo Basmacan'dan oluşan heyet, 25 Ocak Cumartesi günü 25 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nın imzalandığı Sevr Seramik Müzesi'ni ziyaret etti. Bu istisnai ziyaret çerçevesinde Batı Ermenistan heyetinin de dahil olduğu müttefikler ve ona bağlı devletlerin Sevr Antlaşması'nı imzaladığı mekanda bulunma fırsatımız oldu. Bu, 100 yıl sonra bile unutulmaz bir andı. Ermenistan Cumhuriyeti 28 Ocak bugünü silahlı kuvvetlerinin kuruluşu nedeniyle Ordu Günü olarak kutluyor. 1992 yılında bugün Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı hakkında bir karar kabul edildi. 28 Ocak bayramı Ermeni bayram takvimine 6 Ocak 2001'de dahil edildi. Böylece Ermenistan ordusunun yıl dönümü Ermenistan Cumhuriyeti'nde 20. kez kutlanmaktadır. 28 Ocak 2002'den beri tatil günü olarak kabul edildi. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşundan önce yaklaşık 80 gönüllü müfreze Artsakh cephesinde Azerbaycan'ın saldırganlığına direnmenin yanı sıra Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarını da savunuyordu. Ermeni ordusunun oluşum ve gelişim aşamaları Ermeni devletinin oluşumu ve güçlenmesi ile paralellik göstermektedir. Birçok uzmanın derin inancına göre ordu hala Ermenistan Cumhuriyeti'nin en sağlam devlet yapısı olarak görülüyor. Ermenistan Cumhuriyeti ulusal ordusu için en zor ama aynı zamanda kahramanlık aşaması Ermenistan ve Dağlık Karabağ Artsakh Cumhuriyetlerinin birlikte ilan edilmemiş fakat Azerbaycan'a karşı gerçek savaş içinde olduğu Haziran 1992-Mayıs 1994 dönemiydi. O sadece yaratılıp ayağa kalkmakla kalmadı, aynı zamanda Artsakh Savaşı'nın ateşinden geçerek tarihi vatanın çoğunu savundu ve kurtardı. Son yıllarda Ermeni ordusu modern silahlarla donatıldı ve büyük ölçekli sınır mühendislik çalışmaları yapılmaktadır. Ermeni ordusu bu zor bölgede barış ve güvenliğimizin tek garantörüdür. Doğum günün kutlu olsun Ermeni ordusu. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde Urartu Kralı 2. Sardur tarafından M.Ö. 750 yılında inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde ortaya çıkarılan yapılarda depreme karşı özel önlemlerin alındığı belirlendi. Ermeni Urartu Krallığı'nın en parlak döneminde inşa edilen Çavuştepe Kalesi ile kuzeydeki nekropol alanında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Kat Dirin, kendi sosyal medya hesabı Twitter sayfasından bildirdiğine ve TASS ajansının aktardığı habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdikleri telefon konuşmasında Libya'daki ateşkes ile ayrıca Suriye'deki şiddetin durdurulması gerektiği konuları ele aldılar. Türk askeri konvoyu 27 Ocak gecesi İdlib ilinin kuzeyinde Kafr Lusine kontrol noktasından Suriye sınırını geçti ve güneye yöneldi. Al Arabiya haber ajansına göre askeri konvoy lojistik ekipmanı taşıyan 12 zırhlı araç da dahil olmak üzere 30 askeri aracı içeriyor. Suriye ordusunun 16 Ocak'ta İdlib'de askeri eylemlerinin yeniden başladığını hatırlatalım. Nedeni teröristler tarafından ilan edilen ateşkesti. Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki anlaşmalara rağmen gerici militanlar ve terörist gruplar İdlib eyaletindeki yerleşim bölgelerini bombalamaya devam etti. Şu anda Suriye hükümet birlikleri iki yönde saldırganlara karşı operasyonlar yürütüyor. Böylece Suriye ordusu siviller arasında kayıplar olmaması için isyancıları Halep'in batı eteklerinden püskürtmeye çalışıyor.
Batı Ermenistan'ın Sasun'da yaşayan Ermeniler hakkında gerçek kareler, Dönüş Zamanı 5 adlı filmden alıntı. Nairi Hohikyan'ın Dönüş Zamanı film dizisi Batı Ermenistan'da özel çekimler gerçekleştiriyor ve bugün bölgede yaşayan ve ulusal kimliklerini koruyan Ermenileri sunuyor. Sasun'un dağlık bölgelerinde yaşayan Ermeniler atalarının mezarlarını koruyor ve etnik kökenlerini hatırlıyor. Bu video aşağıdaki bağlantıdan izleyebileceğiniz film dizisinin 5. bölümündedir. Son çeyrek yüzyılda Ermenistan Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Ermenistan Cumhuriyeti'nde ağaç dikme projesi için 2019 yılı önemli bir dönüm noktası oldu. Projenin genel müdürü Jean-Marie Babelian, Amerika'nın sesine verdiği demeçte bu durumu anlattı. Babelian konuşmasında çalışmamıza 1994 yılından başlayarak Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinde toplam 6 milyon ağaç diktik. Ermenistan Cumhuriyeti'nde birçok topluluğa yeni iş yeri sağladık ve yeni hayata başlama fırsatı sunduk, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Ağaç Dikme Projesi'nin korucusu, 1992'de Ermenistan'a gelen ve ablukaya maruz kalan Ermenilerin ısınmak için ağaçları kesmeye zorlandıklarına tanık olan Boston'da yaşamış, tanınmış bir Ermeni hayırsever olan Karolin Mugar'dır. İnsanlara umut vererek gelecek için umutlandırmak lazımdı. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti Ağaç Dikme Projesi, düzinelerce Ermeni vatandaşına istihdam sağlayan ve çevre bilgisini Ermeni çocuklar arasında yaymaya yardımcı olan kendi alanında en ünlü hayır kurumudur. Ermenistan Cumhuriyeti Ağaç Projesi Koordinatörü Artur Arutunyan ise Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin girişimindeki program çerçevesinde sadece 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ağaç dikilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masum Katlı folk topluluğunun seslendirdiği Bulanık Koçarısı adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.